çöp. Yolup yolup atacağız mecburen. Dağıtmıyoruz biz. 3 kişi oluruz diye. Resul abi çaya geleceğim dedi de komşumuz. Evet. Akşam yemeği vakti. Kapatıyoruz. Burada makarna kavuruyoruz. O da yanmakta oldu. Şöyle bir yere alayım. Gönül dostlarım, iyikilerim. Ne yapıyorum? Domates ve biber fidanlarını akşam üzerlerini örtüyorum. Geceyi muşambayla örterek geçiriyoruz. Geçiriyorlar. Sabahında açıyoruz. Sabahında açıyoruz. Akşamında kapatıyoruz. İşte bu kadar zahmetli bir iş yapıyoruz. Şimdi ben bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Gönül dostlarım, domates fidesi seyredeceğim. Böyle aralarından çekeceğim. Diyeceksiniz ki Ülker abla neden bu kadar tohumu sık serpiştirdin toprağa da sonra böyle aralarından seyretmek zorunda kalıyorsun diyeceksiniz. Ben tohumu yazdan aldım. Yıkadım, keseye astım, güneşte kalmış, unutmuşum, bayağı bir güneşte kalmış. Güneşte kalan tohumlar ve eskiyen tohumlar da filizlenmediğini söylüyor büyüklerimiz. Ben de ya filizlenir ya filizlenmez, en azından kesenin dış yüzeyine yakın olan tohumlar belki filizlenmez diye hepsini saçmıştım. Onlar da Allah'ımın işi ya, ol derse olur, hepsi filizlenmiş. Şöyle yakına alayım kamerayı, yakından bir göstereyim. Çeri domateslerim filizlendi. Ondan sonra sofralık kıvırcık biber filizlendi. Bu da topan biber, yani salçalık biber. Yavaş yavaş ondan 3 tane çıktı. Çok az çıktı. Domateslerimiz çok güzel filizlendi de Şahin'inki normal. Şöyle seyretmeye gerek yok. Şahin'in uyuttu. Videoda görünüyordu, uyutmuştu değerli eşim. Onlar çok güzel ilerliyor. Benim uyuttuğumu görüyor musunuz? Yolup yolup atıyorum. Çok sık, yazık oldu. Çok sık uyuttum, bitmez belki dedim ben. Tohumlar sıcakta kalmış. Güneşte belki filizlenmez dedim. Aralığından sıklığını çekiyorum. Çekeceğim şöyle şöyle. Biraz çekmem lazım, bu olmaz. Ama kökünden çekeceğiz. Şöyle. Bu şekilde. Seyreteceğiz. Oo, çok fazla çektim. Böyle açık kalmayacak. Ara ara alacağım. Seyreltiyorum. Bu şekilde olmaz. Bak daha yeni çıkıyor uçlarından tohumları. Bunlar çöp. Yolup yolup atacağız mecburen. Çünkü gelişmezler. Büyütemeyiz. Çok sık. Domateslerin sık yerlerini seyredeceğim. Seyrettikten sonra da arkadaşım çağırdı. Gel bizim evde tarhana yapalım dedi. Nasıl bir tarhana? Hani Ülker abla kış gününde tarhana mı olur diye aklınıza gelebilir. Bu tarhana değişik bir tarhana. Konya yöresine ait arkadaşlar. İnşallah gideceğim. Uygun olursa çekimini de yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Nasıl bir tarhana yapacağız? Konya yöresine ait bir tarhana.
Yapacağımız tarhana aslında etli falan oluyormuş da etli yapmayacağız. Çünkü ben sevmem etli. Tavuk etli de oluyormuş. Bakalım nasıl yapacağız etsiz bir şekilde. İnşallah birlikte yaparız. Gösteririm yani sizlere de. Şimdi bunu halletmem lazım. Arkadaşlar biz emek emek yapıyoruz. Emek emek uyutuyoruz. Bahçemizde çalışıyoruz. Tohumu da toprağa atıyoruz. Tabii ki de yeşermesi, filizlenmesi Allah'ımdan. Yani büyüklerimiz der ki Allah'ın kapısına at. Gerisi Rabbime kalmış. Rabbim bize nasip kısmet ederse bunlar büyür ve tarlamıza 40-50 santim arayla dikeriz. Şöyle büyürler. Sebze verir, domates verir, biber verir, sulu sulu yeriz. Rabbim kısmet etmezse de kısmetin dışına da çıkılmaz. Biz önce emek emek yapacağız, uğraşacağız. Yani armut piş, ağzıma düş olmaz. Şimdi ne zamanı? Fidan uyutma zamanı, yere döken oturak fasulyenin ekim zamanı. Yani bunları yapacağız. Kabak, aşkabağı. Nere için? İzmir için. Kütahya için Nisan ayında. Nisan'ın biri ikisi gibi kabakları dikmeye başlarız. Ya da Mart'ın sonu gibi. Aşkabağı veya bal kabağı. İzmir'de dikimi geçti bile fasulyenin kabağı. Yani Şubat sonu Mart başı gibi dikseydik daha güzeldi. Ben de kararsız kaldım. Köve mi bahçe yapayım, bura mı dikeyim? İşte geçen çocuklarla köye eve bakmaya gittiğimizde tohumlar getirdim. İnşallah onları dikeceğim de. Bugün tabii arkadaşım çağırdı, oraya gideceğim. Çağrılan yere gidilir. Davete icap edilir arkadaşlar. Davet edildiğimiz yere gidelim. O sevmiş, saymış, davet etmiş. Bize de gitmek düşer. Gitmek düşer. Biraz zaman var dedim. Bunu da halletmem lazım. Bu da günden güne büyümesi lazım. Sık olunca bu da asla büyüyemeyecek. Bir şekilde gelişemez bu böyle. Şimdi o tarhana çeşidini ben çok seviyorum. Etsiz olursa. O da benim etsiz sevdiğimi bildiği için etsiz yapıyor. Yapacağız orada, yiyeceğiz. Turşuyla çok güzel olur yapacağımız tarhana. Turşu ya da ayran yaparsın. Çalkalarsın ayranı. Şöyle yağ kırıntıları üzerinde öyle yerdik eskiden, güzel olur. Şimdilik ben bunu bu kadar çekeceğim arkadaşlar. İlerleyen günlerde biraz daha şey yapabilirim. Çekebilirim yani aralarında. Şimdi hepsini çekersek domu var, kırası var, garı var, kışı var, buzu var demişler ya. Belki aralarında kuruyan da olabilir. Bir gün önce toprağa attığımız fark ediyor. Burada Şahin'inkiler çok güzel oldu maşallah. İnşallah Rabbim böyle bahçelerimize yetiştirmeyi bize kısmet eder gönül dostlarım. İlkilerim, sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz inşallah İzmir'deki bahçemize. Ve domates seyreltmeye. Neden bu kadar uğraşıyorsun? Hazır fide alırsın, dikersin diye komşular var, arkadaşlar var, eş dost var. Neden hazır alayım ki? Hazır aldık bir sene domates fidanı. Hepsi çeri çıktı. Sırık çıktı. Bu bizim köy domatesimiz. Bu bizim bildiğimiz tohum. O yüzden en iyisi kendimizin uyutması daha iyi.
Bir tarlaya yetecek kadar fidan yoldum. Yoldum, yolmasına da mecburum. Mecburiyetten yoldum. Hoş geldiniz gönül dostlarım. Bugün Züleyha arkadaşım da Konya yöresine ait patates taranası yapacağız. Patates taranası yapmak için patatesler haşlanması için ocağa koyduk. Patatesler haşlandı. Kaynar sudan çıkarıp kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduk. Dışarıda yağmur çok güzel yağıyor. Soba içeride kütür kütür yanıyor. Kabukları soyulan patatesler aparat yardımıyla iyice ezilecek. Sıcak sıcak ezeceğiz, soğuyunca ezemeyiz. Ezdiğimiz patateslerin içerisine bolca hayvan yağı, yani iç yağı, don yağı dediğimiz et yağından ilave edeceğiz. Et yağı yerine zeytinyağı, çiçek yağı da olabilir. Tereyağı olur mu onu bilmiyorum. Şu anda et yağı doğuruyoruz. İç yağıyla karışan patatese baharat, isot biber, hafif acılı isot biber, sarımsak tozu, kuru nane, kuru nane yoksa peslihan kurusu da olur, güzel olur. Kırmızı tatlı pul biber. Baharatlar size bağlı. Baharatlar da ilave ettikten sonra patateslerle baharatlar, et yağı iyice özene özene yoruluyor. Patates, yağ, baharatlar karışımı iyice yoğrulduktan sonra göz kararışı ince bulgur. Göz kararışı bulgur. İmrik. İrmik, ince, irmiğe benzeyen bulgur. Pilavlık bulgur olmayacak. İrmik bulguru. Köftelik bulgur deniliyor normalde. Tamam. Tuzunu atmadık Züleyha. Atacağım tuzunu da. Şulem. Şurada tuz var daha kızım. Al gel. Göz kararışı kattığımız için irmik bulguru az gelirse biraz daha katıyor sonradan. Şimdi şöyle iki tasına dökmüşüzdür. 3-4 su bardağı kadar vardır. Değil kızım, üstünde. Ya değil, değil daha. Karşıda, karşıda. Engel de değil. Aynısı daha. Tuzunu unutmuştuk. Sonradan tuz ilave ediyoruz. Göz kararışı. Züleyha bütün yemekler göz kararışı yapıyor. Benim gibi. Zeytinyağı döktü biraz da. Biraz da. Et yağından sonra biraz da zeytinyağı döktük. İyice yoğurulduktan sonra bayağı bir 20-25 dakika yoğurdu. Yoğurduktan sonra şöyle elinde. Elin alışık olması ne kadar önemli. Bak biz bunu böyle yapamayız. Evet. Güzel güzel şöyle yapıyor. Sıralıyor. Sanki makineden çıkmış gibi yapıyor. El alışkanlığı bu da. Suya batırıyor elini. Sudan sonra yapışmaması için şu şekilde yapıyor. Çok güzel maşallah. Hepsi bir hizada oluyor. Bir patladı. Ekmek gibi olmuş. Küçücük. İncecik. İnce yapıyor Fadime. Hepsi bir ayarda ince. Yapıyor ya. Hepsi bir ayarda. Sanki makineden çıkmış. Makineden çıkmış gibi. He. Pişince kendini bırakacak mı? Kendini bırakıyor pişince. Tamam. Pişmeden çevirirsek dağılır. Dağılır, yapışır. Bak, çevirecek iyiymiş. He. Çevirecek. Çevirecek iyi. Onu özel mi alıyor mu çevirecek? Bu Almanya'dan geldiydi, anam getirdi. Kendini bırakmadan çevirmeyeceğiz. O zaman da dağılır tabii. Dağılır. Şuradaki çevrilmedi bile. Onu az daha bekleyecek. Şu kırık da çevirelim. Bu da biraz daha bekleyecek. Zorlanırsa bırakacaksın. Tamam. Hiç dağılmadan maşallah. Dağılmadan. Makineden çıkmış gibi pişiyor. Pişiyor. Patates taranası. Konya'ya özgü bu. Konya'ya ait bir şey. Konya'nın yerminek. Başka yerde bilirler bilmem. Konya'da bilirler mi? Narhuz da biliyor.
İşte o da bizim yakın. Ha, onlar yakın. Da biliyor. Emine de bilirdi. Onlar bilir. Beyza abinin eşi. Hmm. O da biliyordu. Kalbi temiz, gönlü zengin, evi sıcacık Züleyha arkadaşımın evinde kuzine zobanın üzerinde patates taranamızı yaptık. Güzel güzel şöyle inci gibi tepsiye dizdik. Yanına da bolca lahana turşusu koyacağız. Çay da olacak. Yiyeceğiz. Biraz da ben el atayım dedim, öğreneyim. Şöyle hafiften de yanar gibi olsun. Ben yanık severim. Yedikten sonra akşam yemeği hazırlamak için ben kaçacağım. Bahçeden yeşillikler toplayacağım ve akşam yemeği hazırlayacağım. Bahçeli evde yaşayıp da ne pişirsem düşüncemiz olmuyor. Bize afiyet olsun. İşte böyle arkadaşlar. Domates fidelerini seyrettim. Arkadaşım çağırdı, ona da gittim. Tarhana yaptık, yedik, içtik. Söylediğim gibi tarhanayı turşuyla yedik. Lahana turşusuyla. Turşusu da çok güzeldi. Çoluk çocuk vardı. Çocuklar utanıyordu. Çekim yapmadım arkadaşlar. Yani tarhana yaparken gösterdim işte. Tarifini de verdik. Oh, benden mutlusu yok. Şimdi de ne yapıyorum biliyor musunuz? Ot topluyorum. Ne otu topluyorum? Yakından çekeceğim. Haşlamalık ot, duzabanmalık ot. Ya da böyle yıkayıp sirkeli suda yatırıp tuzlayıp ekmeğe dürmelik, dürümlük. Dürümlük ot topluyorum. Bahçeler yeşerdi bari İzmir'de. Haşlamalık ot da toplayabilirim. Turp otu, kuş otu, yabani turp otu, gaga innesi, ısırgan da var buralarda. Oo, çok güzel. Kavurmalık ot da toplarım. Çok da güzel olur. Çok da lezzetli olur. Şahin de çok sever. Toplayayım şimdi. Her türlüsünden toplayacağım. Otun zararı mı olacak değil mi arkadaşlar? Gönül dostlarım, yoğurt otları da çıkmış. Dikenler kaldı. Allah'ım. Hemen size göstermem gerek. Arkadaşlar. Can dostlarım, güzellerim. Bakın. Isırgan. Allah, taze taze. Köyden su İzmir'de ısırgan. Ha, topla kabına işte. Ellerimi kaşındırsın. Şifadır onun kaşındırması. Tertemiz, gözümüzün gördüğü yemyeşil bahçe. İzmir burası, İzmir Kütahya değil. Gerçi Kütahya'da da otlar kabarmış gari de. Bak bu otu yemiyoruz. Arkadaşlar ha. Bilmediğiniz otları yemeyin Allah korusun. Bak bu sütlot deniliyor. Şöyle. Hı-hı. Sakın yemeyin. Oo. Sakın yemeyin, Allah korusun zehirler. Allah göstermesin. Isırganın bugün kavurmasını mı yaparım? Yemeğini mi yaparım? Çorbasını mı yaparım bilmiyorum. Bir toplayayım. Tarhana tarifini verdik. Konya yöresine ait. Bizim memleketimizin her yeri bilgi fışkırıyor. Her yerinde güzel şeyler var arkadaşlar. Yoğurt otu. Görüyor musunuz yoğurt otlarını? Güzellik için kullanılıyormuş. Eskiler bunları güzellik için kullanırlarmış. Nasıl kuruturlar, haşlarlar, suyunu yüzlerine sürer, botoks görevi görsün diye. Isırgandan sonra sütlü diken buldum. Evet. Karga innesi, innelik, saat otu dediğimiz otlar. Çiçeğe kaçmaya başladı. İşte bak, innelik denilen şey bu. Bakın, inneleri çıkmış. Bu kartalmış ya. Bu acımsı olur. Yenmez bu. Bunu atıyorum ben. Kazmıştım da. Çiçeğe yönlenmiş işte. Bak, inneliğin, innelik otu.
Sade otu, karga ignesi. Bunu biz açardık, böyle yere dikeriz toprağa. Kuruduğu zaman döner böyle saat gibi. O yüzden sade otu denilmiş. Taze taze ebe gömeci. Uçlarından alıyoruz. Allah'ım Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Şunların tazeliğine bak. Sade otlar o kadar çok, o kadar taze, yoğun ki her yer taptaze ya Rabbim. Allah'ım şuna bak. Topladım. Çok güzeller. Saatleri çıkmamış. Çiçek açmamış. Tam yemelik. Tam bu sıra böyle güzel güzel yemelik. Hangi birini alayım? Mutluluk mutluluk. Sevindirici. İyi ki bahar geldi, otlar kabardı. Her gün ot kavurması yesem, her gün yerim. Seviyorum. Gelincik aramaya gerek yok. İğnelikleri taze taze alayım. Bugünlük yeter. Dikenler de var. Şuralar da görüyorum ilerlerde. Şöyle çam ormanının dibinde. Harika. Doğa harikası. Dikenler var da dikenler gart almış. Çeşit çeşit otlardan kavurma yapayım dedim. Çünkü belki şifa dikenin içinde oluverir. Allah'ım bunun içine koyuverir diye de. Şunlar da çok güzel otlar. Bunlar da daha yeni yeni kabarıyor. Biraz büyüsün. Aha. Taze soğan. Taze soğan yıkıyorum. Bahçeden kopardım. Isırgan, ebe gömeci, garga ignesi, inmelik, diken. Bunları bayağı değişik otlardan topladık. Arkadaşlar tertemiz yıkacağım. İçimi saklayasıya kadar iyice yıkayacağız. Yani bahçede olduğumuz zaman ne pişireceğiz derdimiz yok. Masraf sıfır. Zamanında ekersek, mesela taze soğandan bahsediyorum. Şimdi yeriz. Çırpa çırpa üçer yıkacağım. Maşallah sobamız güldür güldür yanıyor. Çay suyu bak gel. Şahin üzeri nasıl kaynıyor. Sen demle. Ben çay demleyeyim. Çay içmeye gelecek Resul abi. Şahin bu sobayı özlemiş. Evet Ülker Hanım. Sobayı özledik yani. Başka ne özledin? Ot başka kavurması. Ot kavurmasını özledik. Kuru fasulyeyi özledik. Her şeyi özledi Ülker Hanım. Neyse ben sana ilk gün kuru fasulye pişiremedim ama ertesi gün pişirdim. Şimdi otları, soğanları bahçeden koparıp toplayıp yıkadıktan sonra, tertemiz yıkadıktan sonra taze soğanları doğrayacağım. Şöyle kalın olanları ortadan şu şekil yaracağım. İncelere gerek yok. Tahta çok kullanamam. Elimde daha hızlı, daha çabuk yaparım bazı şeyleri. O yüzden tahta kullanmıyorum. Yapraklarını da doğruyorum. Soğanları doğradım. İnce ince doğramadım. İri iri doğradım. Yağ koydum tavaya. Soğanları atacağım yağa. Taze soğan. Kabaramanım Şahin. Evet. Çayımızı da demledik. Böyle yanına koyan da hızlı bir şekilde oluversin.
Şimdi ne yapıyorum biliyor musun sen? Evet. Kanarisi birazcık çek. Tokatmaya. Evet. Yemeyiz, acele. Evet. Taze soğan. Soğanı ölmesi lazım, pişmesi lazım. Soğan öldü. Öldükten sonra tertemiz yıkadığım otları başına koyuyorum. Eşim ister de ben yapmaz mıyım yahu? Sağ ol canım, yazık. Teşekkür ederim. Diyemedim oğlan da, kıyamam. Evet, aynen. Akşayına gidip iyi ki gitmemişim. Ya Rabbim Allah'ım dedim. Sen hiç yiyemezdin. Sen tamamen aç kalırdın. Halsiz düşerdim ben galiba. Zor gelirdim Türkiye'ye. Evet. Allah getirirdi bir şekilde de. Evet. Yine de. Şimdi sana bir soru. Evet. Yumurtalı mı istersin? Yoksa pirinç mi atayım başına, bulgur mu? Pirinç de olur, bulgur da olur, yumurta da. Sen ne istiyorsan öyle yap yani. Ben üçünü de severim. Üçünü de seversin. Heh. Aynen maşallah. Tamam. O zaman yumurta bile. Tamam. Ot, taze soğan karışımı birazcık pişti. Yazdan hazırladığımız domates sosu. Döküyorum domates sosunu da üzerine. Ot belemeni diyebiliriz buna. Sos dökmek sonradan aklımıza geldi. Yumurtalı yapacağız deyince Şahin'in aklına geldi. Güzel bir şekilde sos da pişti. Kar oldu. Şöyle düzeltiyoruz ve şunu şöyle bir alayım. Yumurta. 3 tane yumurta dağıtmıyoruz biz. 3 kişi oluruz diye. Resul abi çaya geleceğim dedi de komşumuz. Evet. Akşam yemeği vakti. Yemeğini de yesin değil mi? Tabii tabii. Böyle 3 tane yumurtayı koyduk. Dağıtmayız, karıştırmayız. Tamam. Kapatıyoruz. Burada makarna kavuruyoruz. Bu melemenini burada pişerken burada da makarna kavuruyor. Kırmızı oldu, çok yakmayacağız. Ama biraz kızarmış seviyor Şahin. O yüzden. Tabii kızarmış seviyorum ben. Salça koyuyorum. Tamamdır. Evet. Salça karınca. Sobanın da ayarı gayarı yok. Tabii hızlı yanıyor. Çok yanıyor. Ya az yanıyor. Aynen. Salça da karınca, ben soğuk su getireyim. Yumurtalık olunca katı biraz hani. Anladım. Şöyle salçayı atayım. Salça da tuz var ya, tuz atmıyorum ya. Tamam, at. Ya yoğunluk diye. Kavurma makarna yaptık. Olsun bu, ben ne güzel değil mi? Soba güzel abi ya. İki tane cıkıtları, ikisi hepsini çıkarayım. Çıkar abi, çıkar. Sıcaklanma. Çıkar. Hoş geldin abi. Hoş buldum, nasıl iyisiniz? Komşumuz Resul abiyle yemeğimiz yedik, çayımızı içtik. Meyve kabuklarını da sobanın üzerine koyduk, portakal kabuğu. Evin havası değişsin, birazcık evin şöyle içerisine güzel kokular saçsın diye. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoma beğeni atmayı unutmayın gönül dostlarım. Başka videolarda görüşürüz. Sevgiyle kalın.